Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin pandeminin psikolojik etkileri başlıklı araştırmasına göre bir yılı aşkın süredir devam eden salgında Türkiye'de yaklaşık 2 kişiden biri kilo aldı. Düzenli spor yapan her 4 kişiden biri sporu bıraktı. Artık hayata daha olumsuz baktığını söyleyenlerin oranı ise %50.1 olurken anket katılımcılarının %23.8'i halen açık havada maske takmayı gereksiz ve faydasız gördüğünü aktardı. Muratpaşa Belediyesi bir yılı aşkın süredir devam eden pandeminin psikolojik etkilerini ölçmek için anket çalışması yaptı. 1 ila 8 Mart tarihleri arasında uygulanan anket, Türkiye ve yarım milyon aşkın nüfusuyla Antalya'nın en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa olmak üzere iki ayrı ölçekte gerçekleştirildi. Her iki ölçek için 3000'er kişiyle görüşüldü. Belediye Başkanı Ümit Uysal bu çalışmayı pandeminin neden olduğu psikolojik şartları, sorunları tespit amacıyla yaptıklarını söyledi. Bir yıl aşkın süredir pandemi şartlarında yaşıyoruz. Bunun ürettiği psikolojik şartları, bunun ürettiği yeni sorunları varsa tespit amacıyla bir anket yaptırdık. Çünkü belediyecilik hizmetleri çok dinamik. Gelişen şartlara, gelişen ihtiyaçlara göre şekillenmemiz gerekiyor. Hizmetlerimize yön vermemiz gerekiyor. Bu anketin sonucunda çok ilginç şeyler çıktı. Biz çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte bu anketten aldığımız yeni verilerle, yeni ilhamlarla yön vereceğiz. İlk sonuçlara göre Türkiye ölçeğinde tedbirlere tam olarak uyulduğunu söyleyenler %80.3 gibi yüksek bir seviyede çıkarken başkalarının tedbirlere uymadığını söyleyenlerin oranı ise %55 oldu. Anket katılımcılarının %79.6'sı sokağa çıkma kısıtlamalarına uyduğunu belirtti. Hiç uymadığını söyleyenlerin oranı ise %2.3 oldu. Ankette açık havada maske takmanın gerekli ve faydalı olduğunu düşünenlerin oranı ise %65.1 çıkarken ankete katılanların %23.8'i açık havada maske takmayı gereksiz ve faydasız gördüğünü dile getirdi. %100 diye düşünmüyorum ama etkili olduğunu düşünüyorum. Maske konusunda şüphesi olanların oranı ise %11.1 oldu. Buna karşın elleri temiz tutmanın virüsten korunmakta faydalı olduğunu düşünenlerin oranı ise %91.5 oldu. Pandemi hem Türkiye hem de Muratpaşa ölçeğinde her iki kişiden birinin psikolojisini olumsuz etkiledi. Buna karşın Türkiye ölçeğinde psikolojik destek aldığını söyleyenler ancak %9.9 olurken Muratpaşa için bu oran %13.6 olarak gerçekleşti. Pandemi sürecinde hayata daha olumlu bakmaya başladınız mı? Hayır. Yok, olumsuz bakmaya başladım ben. Hayır. Pandemi kurban çıkılıyor mu? Yani bu zor dönemde olumsuz yani hayat şartları. Biraz diyelim yani olumlu bakmaya derken çok da olumlu bir zamanda değiliz zaten. Ankete katılanların her iki kişiden biri artık hayata daha olumsuz baktığını söylerken daha olumlu baktığını dile getirenlerin oranı %19.9, değişmediğini dile getirenlerin oranı da %30 oldu. Ankete katılımcıların %45.8'i pandemide kilo aldığını dile getirirken sadece %11'i bu süreçte kilo verdiğini aktardı. Pandemi sürecinde kilo aldınız mı? Evet aldım. Sürekli yemek yedim. Başka hiçbir şey yapamadım. Hayır, almadım kilo. Tamam. Çünkü devamlı geziyorum, dolaşıyorum. Arka sokaklarda, parklarda arkadaşlarım var. Hayır, almadım. Spora gidiyorum çünkü. Muratpaşa'nın sporuna gidiyoruz. Bununla birlikte her 4 kişiden biri pandemide sporu bırakırken spora başlayanların oranı ise sadece %15 oldu. Buna karşın anket katılımcılarının %95.3'ü daha çok televizyon izlemeye başladığını, %69.9'u sosyal medyada daha fazla vakit geçirdiğini belirtti. Gerçekleşen ankette şaşırtıcı sonuç aile ilişkilerinde ortaya çıktı. Buna göre salgın sırasında aileme karşı sevgim ve saygım daha çok arttı diyenlerin oranı %87.5 olurken aile içi huzurun arttığını belirtenler de %72.4 oldu.